hangi gün olduğunu bilen bilmiyorum ve yeni bir vlog yapacak mıyız bilmiyorum gerçekten. Ama yeni bir videoma hoş geldiniz, yeni videoysa. Değilse hoş geldiniz arkadaşlar. Annemlere gidiyorum, Johnny'yi alacağız. Oradan ufak bir doktora gideceğiz. Merak edecek bir şey yok. Sadece gene o poposundaki o koku, anal tuzu deniliyor. O biraz gene verstopft, yani tıkalı. Onu boşaltacağız. Ondan sonra bize gideceğiz. Markus'u alacağız. Ondan sonra annemlere gideceğiz. Çünkü annem bir şey istedi. Mutfak için göstereceğim size. Çok güzel. Onu yapacak Markus. Gelin beraber yapalım her şeyi. Benim paşam burada mıymış? Paşam. Aşkım benim. Temizlettirdik. Şimdi anneyi bekliyoruz. Anne ödüyor. Ona da söyleyeyim. O anal huzurları yap. Temizlettirmesi arkadaşlar, temizlettirmesi 21 euro tuttu. Bilmiyorum Türkiye'de böyle bir şey kaç para. Bakın şöyle bir resim ve bu buraya gelecek, şuraya gelecek yani. Markus yapacak bunu. Bakın böyle oldu. Çok güzel, güle güle kullan annem. Güle güle kullan. Oy annem. Bu yeni koltuğun özelliği, buralarda gezebiliyorlar. Bu cama bakın böyle şey yaptım ki buradan güzel baksınlar diye, ama oraya gidiyorlar. Ben buraya yastık koyuyorum, onlar oraya gidiyor. İşte. Endilam. Güzel kızım. Selam arkadaşlar, bir başladık gene. Bugün ocağın 8'i, pazartesi ve evden çalışıyorum. Markus da evde, iyi ki evden çalışıyorum. Bugün arkadaşlar olağanüstü bir olay Almanya'da. Bütün çiftçiler vesaire fren boykot yapıyorlar. İş arkadaşlarımla yazıştım. Çoğusu işe gelemedi. Otu yolları mı? İşte ana yolları, büyük yolları vesaire fren kapatmışlar. Bu sabahleyin gördüm ama çünkü benim Haykom da onun da bir tane traktörü falan var biliyorsunuz zaten. O da çiftçilere yardım için o da gitmiş. O da bana video falan atmıştı. İşte kapattık gibisinde falan. Evet öyle yani, bayağı bir olağanüstü bir şey. Bakalım sadece bugün mü yoksa bütün hafta mı? Niçin protesto ediyorlar? Çünkü devlet yardımları çiftçiler için kesilecekmiş. Ondan sonrasında işte bazı onların aldığı mazota çok az vergi ödüyorlar veya vergi ödemiyorlar tam olarak da bilmiyorum. Onlar vergilenecekmiş vesaire falan, ona karşı protesto ediyorlar. Çiftçiler zaten Almanya'da gerçekten çok az para kazanabiliyorlar. Yani bu hayvan çiftliliği olsun, yani demiştim size şu karşıda bizim bir tane domuz çiftçimiz vardı. Bütün domuzlarını vesaire falan sattı çünkü biz bir kere konuşmuştuk beraber. Bana demişti ki, Deniz demişti ki, 1 kilo domuz etine, domuzları olduğu için 50 cent alıyorum. Ben o verdiğim mama, ondan sonra onları tuttuğum ahırdaki ısıtma, ışık vesaire falan, onları büyütene kadar, ederene kadar vesaire falan, ben sadece 50 cent veya 1 euro kilosunda harcamıyorum gibisini. Adam sattı. Şimdi buğday çiftçiliği yapıyor. Öyle yani. Ben evdeyim. Arabalarla problemler var. Skoda eski arabamız hiç çalışmıyor sanırım. Ama havalar eksi dereceye indiği için sanırım ki aküsü. Mercedes'inde motor ışığı yanıyor. Sarı ama kırmızı değil. Saat 1'de gideceğiz veya Markus gider bir okutsun arabayı, hangi problem var diye. Çok büyük bir problem değilse o zaman ben yarından itibaren eşe falan gidebilirim. Umarım büyük bir problem falan değildir. Evet, böyle haftayı, yeni yıl işe böyle başladık arkadaşlar. Umarım yeni yılınız kutlu olsun. Bu arada da sağlıklı, en başta sağlıklı bir seneniz olsun. Huzur içinde, mutluluk içinde, sevdiklerinizle beraber. Acı göstermesin. Öyle arkadaşlar. Biz arabaları bağladık arkadaşlar. Mercedes'in bir şeyi yok.
Saat 1'de Max götürdü. Ve evet, şimdi akşam görümcem geldiler, arabaları bağladılar. Skoda çalışsın diye şimdi getirdik. Markus adamla konuşuyor. Sanırım yarın akusunu değiştirecek. Ondan sonrasını yarın gene alabiliriz. Şükür Mercedes'in bir şeyi yok. Yani şimdi o da patlak vermesin. Şimdi alışverişe gideceğiz. Su alacağız gene. Ah, yasasın. Bayağı sağlıklı alışveriş yaptık arkadaşlar. Hier. Ne eins? Ja. Okay, dann gehen wir nach Hause. Nein, Thunfisch. Ach, Thunfisch, doch. Selam arkadaşlar. Ben şimdi hemen yola çıkacağım. Çünkü babamı alacağım. Ondan sonra Würzburg'a gideceğiz. Diş doktoruna. Babamın o takma diş vesaire falan başlayacak arkadaşlar. Terapisi diyeyim artık. Sanırım 2, 3, 4 kere falan gitmemiz gerekiyor. Geldim mi hemen size Temu'dan ne sipariş verdiğimi göstereceğim. Biz geldik arkadaşlar. İyi geçti. 3-4 saat falan sürdü. Babamın 3 saat sürdü. Benimkisi. Benim dişlerim şimdi tamam bittiler. Söyleyeyim bana. Size tam olarak bir tane video yapacağım zaten bütün dişler hakkımda. Fatura gelsin. Fiyatıyla her şeyle göstereceğim size. Şimdi Temu'dan ne geldi onu göstereyim. Oo, çok ufakmış bunlar. Duvar halısı gibi bir şey. Ama çok ufakmış. Ben bunları biraz daha büyük zannettim. Yani inceymişler. Ama bir tane değil, bunların bir tane olmuş. Şunları bir ütülemek lazım sanırım. Bakın şöyle bir tane duvar halısı gibi bir şey. Şöyle bu güneş. Ondan sonra bu da güneşli böyle. Şöyle arkadaşlar. Size nereye atacağımı göstereceğim. Bir tane dışarısı için kül şeysi ne demek? Küllük galiba deniliyor değil mi? Evet, şöyle bir tane bizde hep açık var. Bir galiba 1 euro bilmem kaçtı. Şöyle bir tane küllük arkadaşlar, balkona koymak için metalden. Gördüğünüz gibi rüzgar falan olduğu zaman da söyleyeyim bana buradan söndürürsün. Ondan sonrasını içine atarsın. Güzel de doldu mu gene böyle çıkartırsın. Evet, şöyle. Evet, bu kadar. Bunlara kaç para verdim? Galiba bundan 7 euro mu 8 euro muydu? Öyle bir şeydi arkadaşlar. Bu sefer bayağı çabuk geldi. Şunları da nereye asacağımı göstereyim size. Evet, şurası çok gri gibisine. Şuraya asmak istiyordum aslında. İlk önce şuraya dedim. İkisini şöyle aynı hizada değil de bir tanesi yukarıda bir tanesi aşağıda. Ama buraya ne gelecek söyleyeyim ben size. Bir tane şahmeran resmi arkadaşlar. Şey, benim görümcem çok güzel resim boyayabiliyor. Ben bir tane seçeceğim. Hangisini istersem onu bana yağlı boyadan yapmasını isteyeceğim. Buraya güzel şöyle bir tane tablo. Buraya da o renkli şeyler. Belki şuraya diyorum, televizyonun oraya da olabilir aslında. Markus'a bir sorayım. Ya şuraya ya da şuraya.